Türkiye ve Orta Doğu tarihinin en kaotik dönemlerinden bir dönemi yaşıyor. Böyle bir dönemde aydınların vicdanlarının, aydınların sürece dair düşüncelerinin ifade edilmesi çok değerli bir çabaydı. Sizin gibi bizim de gözlemlerimiz var yaşadığımız coğrafyaya dair. Bu coğrafyada iyi gitmeyen, yanlış giden, hukuksuz birçok şeye bir aydın inisiyatifi geliştirmek gerekiyordu. Bu inisiyatifti bizi bu deklarasyona zorlayan. Bir de biraz toplumsal dinamiklerin akrebinin kör, yelkovanının sağır olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yani bir ölü toprağa serpilmiş gibi gerek mevcut iktidarın baskısından kaynaklı, gerek dönemin ilişkilenme biçimlerinden kaynaklı çok fazla aydınların tutum, tavır, pratik geliştirdiği bir dönem yaşamıyoruz. Yani sadece aydınlar değil, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, derneklerin bile faaliyetlerini güçlükle sürdürdüğü bir dönemde siz de hak verirsiniz ki aydınların yükü biraz artık omuzlarına ağır geliyor ve bunu paylaşmaları, bunu haykırmaları, bunu ifade etmeleri gerekiyor. Bence bu deklarasyon biraz bu yükü artık paylaşma ihtiyacından kaynaklı, duyurma ihtiyacından kaynaklı bir deklarasyondu. Kürt meselesinin sadece Kürt meselesi olmaktan çıkıp bir dünya meselesi, bir Orta Doğu meselesi, bir Türkiye meselesi olduğuna inananlardan kişisel kanaatim ve kavrayışım budur. O kadar uzun süreli bir ne dönemi denir, bir sessizlik ve ıssızlık dönemi yaşadık ki ve süreç şunu gösterdi ki sustukça sıra hep size geliyor. Bu noktada hamasi sloganlar atmamın alemi yok. Bir gerçeklik var ve gerçekten siz yarın çocuklarınıza ülke bu hale gelirken sen ne yapıyordun anne, sen ne yapıyordun baba sorusuyla karşılaşmak istemiyorsan bugün konuşmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu ülke muazzam bir karanlığa gidiyor. Artık bunu toplumun sadece politikleşmiş kesimleri değil ki, sıradan insanlar da bunun farkında. Hızla bir batağa evriliyor süreç. Şöyle söyleyebilirim. Ya bu ülke hepimizin cehennemi olacak, ya hepimizin cenneti olacak. Biz cenneti olsun diyedir çabamızın sebebi. Yoksa diğer şık için özel çabalar harcamanıza gerek yok. Zaten oraya doğru evriliyor. Bu ülkede aydın vicdanı kadar basının vicdanı da değerlidir. Ülkedeki bu tür iyi niyetli çabaları görmezden gelirlerse, duymazdan gelirlerse bunu geniş kitlelere ulaştıramayız. Burada başka bir vicdani sorumluluk devreye giriyor. Basının, medyanın, diğer sivil alanların bu konudaki duyarlılıklarını da ortaya koyması gerekiyor. Yani evet, bu bildiri kışkırtmıyor. Bu bildiri işte etmiyor. Bu bildiri sorumluluk sahibi adamların bu ülkenin daha kötüye gitmemesi için çığlığı aslında. Yani zımni olarak bir sürü rezerve, tasarrufla, baskıyla karşılaşabilirsiniz. Ben bunları görebilen birisiyim. Eminim o imzayı atan arkadaşlarım da bunu görüyor. Ama bu tür bildirgeler, bu tür çabalar ne kadar çoğalırsa, ne kadar çok sayıya, ne kadar çok kitleye ulaşırsa anlam kazanır. Sanmayın hep böyle gider yani. Bu devran döner. Vakidir. Geçmişe dönüp bakarsanız bu devran böyle gitmez.